İyi günler sevgili dostlar. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Yaklaşık 7 aydır sosyal medya platformlarından uzaktım. Vatani görevimi yapmaktaydım. Artık işimizin başındayız. Bundan sonra videolar yine ivme kazanarak gelmeye devam edecek. Ben vatani hizmetimi yaparken bahçem yabancı otların hükmüne girmiş. Ama geldiğimde yabancı otlardan daha fazla dikkatimi çeken bir şey oldu. Her yer kulağa kaçan dediğimiz, bazı yörelerde çatal kuyruk, İngilizce'de earwig yani kulak yaratığı, Latince taksonomik ismi ise Forficula auricularia dediğimiz böcekle dolmuş. Yabancı otların büyüyüp yükselmesi ve geçen seneden düşen yaprakların yeri kaplamasıyla resmen bu böcekler için bir bolluk bereket yılı olmuş. Çünkü çürümüş bitki kalıntılarının hemen altında, toprağın en üst yüzeyinde kendilerine yuva yapıyorlar. Ayrıca yabancı otların büyüyüp gelişmesi onları kendi yaşam alanında avcı kuşlar tarafından görülmesini imkansız hale getiriyor. Bir nevi minik bir orman gibi düşünün. Yani resmen kendi krallıklarını ilan etmişler. Peki, adı hep kulak ile anılan bu böceğin gerçekten marifeti nedir? Dostlar, size şunu kesin olarak söyleyeyim. Bu böceğin yapmadığı tek şey kulağa girmek. Evet, dünyanın birçok dilinde kulak böceği olarak adlandırılsa da hiçbir acil servis veya hasta başvurusu bu böceğin kulağa kaçması ile ilgili olmamış. Bakın, sadece bizim ülkemiz değil, dünyadaki hiçbir ülkede böyle bir vaka yok. Ama nasıl bir lanetse tüm dünya halkları bu böceği kulak böceği, kulağa kaçan, kulakla ilgili olan bir böcek olarak biliyor ve bunun nasıl olduğuna dair herhangi bir bilgi yok. Bu kötü unvanı, bu kötü laneti bu böceğe kim atfetti hiç kimse bilmiyor. İşin aslı çatal kuyruk böceği insandan uzak duran bir böcek. Yani siz uyurken sizin yanınıza geldiği zaman sizin kokunuzu alıp sizin cildinize temas etmekten kaçınacak bir böcek. Yani Japon kamikazeler misali sizin kulağınıza doğru bir ölüm dalışı yapacağınızı kesinlikle sanmayın. Peki insanlardan hoşnut olmayan ve kulağa kaçmayan bu böcek ne yapar? Tarımsal manada yer yer bizim dostumuz olan bu böcek zaman zaman da bizim düşmanımız olabiliyor. Şimdi bunu hemen açıklayayım sizlere. Çatal kuyruk böceği özellikle tarımda mutlak zararlı olan yaprak biti gibi böcekler ve larvalarıyla besleniyor. Ancak bu zararlı böceklerden yoksun olduklarında ve nüfusları kalabalıklaştığında ise çilek, kayısı gibi meyvelere saldırıp kemirgenlik yapabiliyorlar. O yüzden sadece sezonluk bahçe tarımı yapılan yerlerde çatal kuyruk böceğinin bir zararı olmayıp size zararlılarla mücadelede de katkı sağlayabiliyorlar. Çatal kuyruklar aynı zamanda çocuk bakımı yapan yani aile kurup ebeveynlik yapan tek böcektir. Erkek ve dişi çatal kuyruk çiftleştikten sonra hemen toprak üzerinde çürümüş yaprak, bitki kalıntılarının altında yuva yaparlar. Erkek ve dişisini ayırmak çok kolay. Arkasındaki kıskacı düz olanlar dişi, düz olmayıp boynuz gibi açılı olanlar ise erkek çatal kuyruklardır. Bu kötü unvana sahip, zehirsiz ve insana zararı olmayan bu böceği görmek istemeyenler için püf noktayı hemen söyleyeyim. Arazinizde ve bahçenizde bitki kalıntılarını her yıl uzaklaştırıp imha edin. Bu sayede yuva edinemeyecek ve siz de böcekleri görmemiş olacaksınız. Herkesin bir anısının olduğu kötü unvanlı kulağa kaçan böcekleriyle ilgili sizin bildiklerinizi de yorumlara bekliyorum. Her yorumu okumaya gayret ediyorum. Sevgiyle ve saygıyla kalın. Hoşça kalın.